Evet çocuklar, biz sizinle en son madde işlemiştik ve şimdi yeni bir üniteye, yeni bir konuya geçeceğiz. Yeni ünitemiz aydınlatma ve ses teknolojileri ünitesi. Bu ünitenin altında birçok kavram göreceğiz ve bu kavramların ilki ışık. Bakalım ışık neymiş? Işık, çevremizi aydınlatan ve maddeleri görmemizi sağlayan enerji çeşidine ışık denir. Çocuklar bakın, en önemli şey burada ışığın enerji çeşidi olması. Biz maddeleri işlerken ışığın zaten madde olmadığını, enerji çeşidi olduğunu söylemiştik. Sizden de ricam ışığın enerji çeşidi olduğunu unutmayınız. Devam edelim. Her ışık bir kaynaktan yayılır. Yani demek istiyor ki ışığın çıktığı bir yer vardır. İşte biz o yere kaynak diyoruz. Gece veya gündüz ışık yayarak çevresini aydınlatan her şeye ışık kaynağı diyoruz. Peki ışık kaynakları neler? Işık kaynakları, doğal ışık kaynakları ve yapay ışık kaynakları olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar. Birazdan bunları göreceğiz. Devam edelim. Sadece küçük bir notum var sizlere şurada. Bir varlığın üzerine düşen ışığın etkisiyle oranın görünür hale gelmesine biz aydınlatma diyoruz. Tekrar söylüyorum. Bir varlığın üzerine düşen ışığın etkisiyle görünür hale gelmesine aydınlatma diyoruz. Aslında demek istediği şey şu. Işığın düştüğü alanı biz aydınlatma diyoruz. Oraya etki ettiği alana aydınlatma diyoruz. Şimdi ışık kaynaklarını biz doğal ışık kaynakları ve yapay ışık kaynakları diye ikiye ayırdık. Gel gelelim neymiş doğal ışık kaynağı? Doğada var olan kendiliğinden ışık yayan varlıklara doğal ışık kaynağı denir. Yani bakın doğal ışık kaynak olmanın şartı neymiş? Doğada var olan ve kendiliğinden ışık yayacak. Devam ediyorum. Neler varmış buna örnek olarak? Güneş, yıldırım, yıldızlar, şimşek, ateş böceği, fener balığı ve bu tür kaynakların hepsi doğal ışık kaynaklarına örnektir. Bazı mantarlar da aynı zamanda kendi ışığını yayabiliyorlarmış. Burada küçük bir aklınızda kalsın isterseniz. Ay dediğimiz şey geçen sene 3. sınıfta görmüştünüz. Ay bir ışık kaynağı değildi. Ay neydi? Ay bir yansıtmaydı. Güneşten gelen ışığı dünyaya yansıtıyordu. Şimdi gel gelelim yapay ışık kaynağına. Bakın bakalım. Yapay ışık kaynağı olması için bir şeyin önce insanlar tarafından yapılması ve sonra da istendiğinde etrafa ışık yayıp varlıklara yapay ışık kaynağı diyoruz. Yani ben istediğimde bir ışığı açıp İstediğim zaman kapatabiliyorsam bu bir yapay ışık kaynağıdır insanlar tarafından yapılan. Çok örnek vermek gerekirse mesela biz evimizdeki ışıkları işte gerektiğinde açıp gerektiğinde kapatabiliyoruz. Ama o zaman şöyle diyebiliriz. Evimizde kullandığımız ışıklar yapay ışık kaynaklarıdır. Bir düşünelim güneş. Güneşi biz istediğimiz zaman kapatıp istediğimiz zaman açabiliyor muyuz? Hayır. Yani şöyle düşünün. Aa Güneş sen bugün çok ışık yaydın. Yazık senin çok ışın gitti. Hani bir üstünü kapatalım diyemiyoruz. O yüzden Güneş'in bir yapay ışık kaynağı değil, bir doğal ışık kaynağı olduğunu düşünebiliriz. Tekrar söylüyorum. Bir şeyin yapay ışık kaynağı olması için bir insanlar tarafından yapılması gerekir. İki istendiği zaman etrafa ışık yayması gerekir. Zaten siz bu kavramları biliyorsunuz. Gel gelelim. Geçmişten günümüze aydınlatma teknolojileri nelerdir? Geçmişte insanlar temel ihtiyaçlarına bağlı kalarak önce ateşi bulmuşlar ve ateşten sonra ateşi geliştirip daha doğrusu ateşin aydınlatma özelliğini fark edince ateşi geliştirip meşale olarak kullanmaya başlamışlar ve artık hani geceleri meşaleyi kullanmışlar. Meşaleyi de geliştirerek daha uzun süre ne kadar nasıl biz ışıkla vakit geçirebiliriz diye aydınlatma olarak kandili geliştirmişler. Kandilden sonra mumu, daha sonra gaz lambasını, çok daha sonra da Edison bize ampulü icat ediyor. Ve ampulü icat ettikten sonra da ampulün çeşitleri çıkıyor bu sefer. İşte floresan lambalar, led lambalar, halojen lambalar diye diye gelişiyor. Bu da aklınızda kalsın. Gel gelelim doğru aydınlatma. Çocuklar şimdi bir şeyin doğru aydınlatma olabilmesi için amacı uygun kullanılması gerekir. Başlayalım. Ne diyor? Yapılacak işe uygun parlaklıkta aydınlatma yapılmalıdır. Şöyle düşünün. Futbol stadyumlarında çok büyük ışıklar kullanılır. Çünkü alan çok büyüktür. Aydınlatması gereken yer çok daha fazla büyük bir yer.
Şimdi ben futbol stadındaki bir ışığı gelip elimde kullanabilir miyim? Hayır. Eğer kullanıyorsan bu doğru bir aydınlatma değil. Amacına uygun bir aydınlatma değil. Devam ediyorum. Işığın gökyüzüne yönelmesine engel olunmalı. Işık aydınlatacak yere yöneltilmelidir. Baktığın zaman şuna dikkat etmemiz lazım. Şimdi ışığı bulmamızdaki amaç ne? Gökyüzünü aydınlatmak değil. Amaç ışığın insanların işte geceleri mesela sokakta yürürken gökyüzünü değil de yeri aydınlatıp insanların önünü görmesini sağlamak. Baktığın zaman amacımız gökyüzünü aydınlatmak değilse gökyüzünü aydınlatmayacak bir araç kullanmalıyız. Haliyle sizi şu tarafa bir yönlendirmek isterim. Baktığında şuradaki lamba bütün her yeri aydınlatıyor. Şurası bir gökyüzü olsun. Baktığın zaman her yeri aydınlatıyor. Bu aydınlatmanın amacı her yeri aydınlatmak ya da gökyüzünü de aydınlatmak mı? Eminim değil. Bu bir sokak lambası ve insanların yolda yürürken yolu görmesini sağlamak, önünü görmesini sağlamak. Haliyle bu doğru bir aydınlatma değil. Doğru olan aydınlatma bu şekildedir. Bu nedir? Bakın gökyüzüne olan bağlantısı kapatılmış ve ne olmuş? Sadece yeri aydınlatıyor. Zaten bununla ilgili detaylı etkinlikler kitabımızda var. İnceleyeceğiz birlikte. Devam edelim. Burada da yine aynı şekilde. Bakın eğer bu gökyüzünü her yeri aydınlatıyorsa amaca uygun değildir. Amacımız ne? O anki amacımız yeri aydınlatmaksa ona göre hareket etmeliyiz. Sadece ışığın yere yönelmesini sağlamalıyız. O yüzden gökyüzüne girecek yere ket koymamız gerekir ki burada ket vurulmuş. O zaman doğru aydınlatma bunlardır. Devam edelim. Az ışık görmemizi engeller. Doğru. Fazla ışık ise göz yorgunluğuna neden olur. Ne demek? Şimdi az ışıkta ne yapıyoruz biz? Gözümüzü zorluyoruz. Daha hani görebilmek için zorluyoruz. Fazla ışıkta da ışık fazlasıyla gözümüzü rahatsız ediyor. Haliyle her ikisinde de sağlık durumumuz olumsuz yönde etkileniyor. O yüzden biz ne yapacağız? Denge kurmaya çalışacağız. Gel gelelim şuraya. Ne diyor? Uygun aydınlatma için tasarruflu araçlar kullanmalıyız. Güzel. Çünkü elektrik enerjisi pahalı bir enerjidir ve üretilirken pek çok kaynak tüketilmektedir. Şöyle düşünün, birazdan göreceğiz ama ışık ya doğrusu elektrik enerjisi üretebilmemiz için tükenebilir kaynakları kullanıyoruz. O yüzden hani ışığı kullanırken daha dikkatli olmakta fayda var. Ayrıca uygun aydınlatma aile ve ülke ekonomisine de katkı sağlar. Devam ediyorum. Işık kirliliği. Şimdi ışık kirliliği dediğim şey ışığın yanlış yerde bir, yanlış miktarda iki, yanlış yönde üç ve yanlış zamanda dört. Kullanılmasını biz ışık kirliliği deriz. Yanlış yerde dediği şey yani gökyüzünü aydınlatmak için kullanmak yanlış yerdir. Yanlış miktar dediği şey stadı aydınlatmak için kullandığım aydınlatma araçlarını evde kullanmak yanlış miktar oluyor. Çünkü fazla orada kullandığımız daha fazla, evde kullandığımız ona göre daha az olmak zorunda. Yanlış yönde ve yanlış zamanda kullanılması yani sabahları ışığı açıp sabah aydınlık var ve biz aydınlıkta ışığı açıyorsak bu da yanlış zamanda kullanılır ve buna biz ışık kirliliği deriz. Gereğinden fazla veya yanlış yerde ışık kullanmak etkisiz aydınlatma demektir. Bakın tekrar söylüyorum. Gereğinden fazla ve yanlış yerde ışık kullanmak etkisiz aydınlatma demektir. Etkisiz aydınlatma ışık için gerekli olan elektrik enerjisinin boşa gitmesi anlamına gelir. Bu yüzden biz etkisiz aydınlatma yapmamaya çalışıyoruz. Değil mi çocuklar? Şimdi ışık üretirken, bakın az önce söylemiştik, ışık üretirken kömür, petrol, su gibi doğal kaynaklar kullanılır ve bu doğal kaynakların çoğu hepsi tükenebilir doğal kaynaklar. O yüzden ışığı kullanırken daha dikkatli olmamız gerekir. En azından etkisiz aydınlatma yapmamamız gerekir. Çevremizde gördüğümüz tüm alanlarda gereksiz ve fazla aydınlatma ışık kirliliğine sebep olmaktadır. Evet, bakalım ışık kirliliğinin bize işte doğaya zararları, etkileri nelermiş?
Aydınlatmanın fazla olduğu yerlerde gece gökyüzünü net olarak izlemek zordur. Bu nedenle gök bilimcileri gök cisimlerini rahat izleyemezler. Şöyle düşünün, aydınlatmanın fazla olduğu yerlerde diyor ya, mesela şehirlerde aydınlatmanın fazla olduğu yerlerdir. Büyük şehirler, mesela Bursa'yı düşünelim. Haliyle mesela akşamları sizler gökyüzüne baktığınızda yıldızları daha az görürsünüz. Aslında yıldızlar bir yere gitmiyor. Yine yıldızların ışıkları var ama gökyüzüne biz ışık yaydığımız için, yıldızların ışığıyla birleştiği için arada yıldızların parlaklığını ve yıldızları fark edemiyoruz. Aynı şekilde mesela gök bilimcileri gökyüzünü incelemek istedikleri zaman şehirden uzak, aydınlatmanın az olduğu yerlerde gözlem yaparlar. Neymiş? Gözlem evleri gökyüzünü rahat izleyebilmek için şehir dışında okyanusların ortasındaki adalarda ve tepelerin üzerinde kurulmuştur. Gördüğünüz gibi. Devam edelim. Göçmen kuşlar aşırı aydınlatma yüzünden yüksek binalara çarpmalarını ve göç yollarını karıştırmalarına sebep olur. Şöyle düşünün, bazı göçmen kuşları, mesela çulluk gibi göçmen kuşları gece göç ederler. Ve onlar, hani bütün hayvanlar açıkçası, akşamları yani geceleri aydınlığı takip ederler. Hatta kuşlar takım yıldızlarını takip ederler. Bu sefer gökyüzü aydınlatıldığı zaman işte takım yıldızlarının ışığı görünmüyor. Kuşlar ışığı gördüğü yere göç ediyorlar. Yanlış yere uçtuklarında ya da yönleri değiştiğinde yoruluyorlar. Bir daha dönmek zorunda kaldıklarında daha uzun yol sarf ediyorlar ve bu yüzden işte ölen birçok kuş var. Ya da yüksek binalar hani ışıklara çarpıyorlar. Işığa doğru giderken binayı fark etmiyor ve binaya çarpıyor ve yine bu şekilde buna hani ölmelerine sebep olunabiliyor. Devam edelim. Deniz kaplumbağaları yumurtadan çıkınca denize gitmek yerine ışığa yönelmeleri ölmelerine neden olur. Deniz kaplumbağaları yumurtlama döneminde denize çok yakın yerlerde yumurtalarını bırakırlar. Orada deniz kaplumbağaları yumurtadan çıktıktan hemen sonra denize doğru gider ve denize giderken de yine aydınlığı takip eder. Ancak orası eğer çok aydınlık bir yerse deniz kaplumbağaları direkt denize gitmek yerine şöyle yayılabiliyorlar. Şurasını deniz olarak düşünün. Şöyle dümdüz gitmek yerine şöyle yayılabiliyorlar. Böyle yan da gidebiliyorlar. Haliyle o an onları yiyebilecek vahşi hayvanlarla karşı karşıya gelebilirler. Bu yüzden ışık kirliliğinden ötürü de hani ölebilirler. Hatta deniz kaplumbağaları da nesli tükenen hayvanlardan biri, bu sebeplerden kaynaklı. Göçmen kuşlar ve deniz kaplumbağaları gece gördükleri ışığa giderler. Bunu söylemiştik zaten. Kelebek, sinek, güve gibi gece uçan böcekler gece gördüğü ışığa giderler. Hatta biz yazın ne diyoruz? İşte bunlar bize çarpıyor. Hayır, onlar aslında ışığı takip ediyor. Ancak biz hani ışığı takip ederken bize çarpıyorlar. Gece avlanan yarasa, baykuş, gelincik gibi hayvanlar yeterince karanlık olmadığında avlanamazlar. Devam ediyorum. Horozlar yanlış zamanda ötmeye başlarlar. Çünkü horozlar da ışığa göre ötme zamanını ayarlarlar. Çulluk gibi gece göç eden kuşlar yönlerini bulamazlar. Fazla ışığa maruz kalan bitkiler mevsimleri karıştırdığı ve çiçeklenmeden etkilendiği biliniyor. Işığın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz canlılar için. Devam ediyorum. Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımı. Evimizde akkor lamba yerine, akkor lamba dedikleri şey sarı lamba yerine tasarruflu ampul kullanılmalıdır. Beyaz ışıktan bahsediyor. Binalar güneş ışığından yararlanacak şekilde inşa edilmelidir. O yüzden bu da önemli. Apartmanların merdiven boşluğunda harekete duyarlı lambalar tercih edilmelidir. Yani sürekli mesela bizler bazen unutabiliyoruz, ışığı açık unutabiliyoruz. Bundan kaynaklı harekete duyarlı olmasını isteniliyor. Gereksiz lamba, televizyon gibi elektrik tüketen kaynakları kapatmak alışkanlık haline gelmelidir. Bunu da biz zaten alışkanlık haline getirmiştik sınıfımızda. Dış kapı ışıkları halojen lamba, hani ışıklarında halojen lamba olmalıdır. Evlerin duvarları ve tavanları açık renk boya ile boyanmalıdır. Koyu renk boya için daha fazla aydınlatma ihtiyaç olunur çünkü.
Buna benzeri adımları uyguladığımız takdirde aile ve ülke ekonomisine katkı sağlayabiliriz.